Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lena fi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfurullahil hayyel kayyum. Hasantukum bil hayyel kayyum. Ellezî la yemutu fîhî ebedâ. Ve defa'tu ankumusû ebilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bil hak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahümme salli. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ve sellem. Sallu ala şefi'i zunubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala. Rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatin. Euzu bike Rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Yerlerin göklerin kainatın sahibi, Halık'ı, Allah Celle Celaluhu, ihya ettiğimiz mübarek Ramazan-ı Şerif, tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız teravihlerimizi, cümle sayyu gayretlerimizi, iftarlarımızı, sahurlarımızı, hatimlerimizi, dualarımızı Rabbim indi ilahiyesinde makbul eylesin. Sevgili Allah'ın bütün dar-ı beka ahirete irtihal etmiş geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin inşallah. Ve önümüzdeki günler, hac günleri, Rabbim hacı nasip eylesin. Yani tedbirlerle inşallah hac olur diyorlar, umut ediyoruz. Rabbim gidemeyenlere tez zaman gitmeyi, bizlere de inşallah orada hacılarımızla beraber kamilen hac yapmayı Rabbim nasip eylesin. Rabbimizden duamız, niyazımız, temennimiz odur. Evet, şimdi burada sırayla takip ettiğimiz Nisa suresi. Sure-i Nisa. Evet. Elli üçüncü ayeti kerime. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَص۪يرًا. Ayeti kerime. اُولَٰئِكَ, işte o Yahudiler var ya, Allah'ın kendilerine peygamber gönderdiği, kendilerine Tevrat indirilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an'ı haber veren, Tevrat'ta Kur'an ile alakalı çok açıklamalar var. O kavim Musa aleyhisselama çok çektirdiler. Musa aleyhisselam onlara Allah beni bu zalimlerden uzak et dedi. Davut aleyhisselam onlara lanet etti. Efendim, peygamber bedduası alan bir kavim, peygamber katili olan bir yapı İsrail, ayette orada kalmış. Tabi Ramazan-ı Şerif'te bir iki ders yapabildik. Ondan sonra efendim tedbirlerden dolayı ders yapamadık. Ulaike, işte onlar var ya, ellezine, o peygamber katili azgın Siyonist yapı İsrail, la'anehumullah, Allah onlara lanet etti. Yani şimdi Allah Celle Celaluhu lanet ederse Allah onların müstahakkını versin. Yani biz
Allah'ım lanet et deriz. Allah Celle Celaluhu kendisi lanet okumaz. Neden? Yapar. Güç onun. Onun bir üst merciği yok. Yani Allah lanet ettiyse niye bela vermiyor? Verdi işte. İsrail'e Allah'ın verdiği en büyük bela bebek katili olması. Çocuk katili olması. Masumu öldürmesi. İnsanlığa yakışmayan, insanlığa sığmayan vahşeti, canavarlığı işlemesi. İnsanlıktan çıkacak işler yapması. Lanet işte bu. Bir insanın haktan gayri işler yapması, bu Allah'ın laneti işte. Alimlerden birine sordular, Allah beni seviyor mu, sevmiyor mu? O dedi ki, Allah'ın sevdiği işleri yapıyorsan Allah seni seviyor. Allah'ın sevdiği işleri yapmıyorsan Allah sana lanet ediyor. Lanet işte budur. Allah bizim gibi lanet etmez. Ya o lanetin içerisine düşürür. Allah düşürmüyor. Kendisi azgınlığı istediği için Allah da ona o kapıyı açıyor, o da gavurluğunu ispatlıyor. Ben de bir kulum, ben kendimden mesulüm. Ben de Allah'a kul olmak istediğim için sizin gibi güzel insanlarla aynı ortamda. Burada aşevler kuruyoruz, fakir, yetim, muhtaçlarla uğraşıyoruz. Rabbimin sevdiği işlerle, Rabbim beni meşgul ediyorsa, Rabbimin sevdiği ortamdayım demektir. Allah bizi yolundan ayırmasın. Akıbetimizi bilmiyoruz. Ama bir insan kendine bakıyor. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor, ibadetini yapıyor, din kardeşlerine yar oluyor. İslam'a, dine, Kur'an'a, insanlığa, din kardeşine yar oluyorsa demek Allah seni seviyor. Allah'a kul olmuyorsun, peygambere ümmet olmuyorsun, fakire, yetime, muhtaca, darda, zorda olana faydan olmuyor. Bebeği, çocuğu, kadını, masumu öldürüyorsan Allah lanet etmiş sana. Ulaike işte o İsrail, la'anehumullah. Allah onlara lanet etti. Allah bizim gibi lafızla lanet etmez. Ya o laneti celbedecek, o belanın içerisine düşürür. Evet, Allah Celle Celaluhu bütün şerlerden bu ümmeti kurtarsın. Ya, Kur'an yine mucize gösterdi bize. Bayağı ara verdik değil mi? 3-4 haftadır ders yapamadık. Kaldığımız ayet. İsrail'e lanet ediyor Kur'an. Allah Celle Celaluhu kendisi Allah'ın laneti üzerine olsun diyor. Allah bizim gibi lanet etmez. Biz ne diyoruz? Allah'ım bunların belasını ver. Şimdi Allah-u Teala kime diyecek bela ver diye? Yapar kendisi. Vurdu mu silleyi? Olmayan bir şey. Deniz açılır. Yol olur. Musa Aleyhisselam kurtulur. Mevla Teala olmayacak bir şey. Bir su açılır mı ya? Yakıcı bir ateş söner mi ya? Keskin bıçak efendim kesmez hale gelir mi ya? Taştan, kayadan bir deve çıkar mı ya? Kuru bir değnek, 50 metrelik yılan olur mu ya? Anne baba olmadan bir insan, Adem Aleyhisselam doğar mı ya? Allah isterse olur. Mevla Celle Celaluhu rahmeti, Mevla'nın laneti. Allah'ın rahmeti nedir? Rahmet işlerle meşgul oluyorsan. Laneti nedir? İsrail. Bütün aradığın lanetlik işleri yapıyorlar. İşte Allah'ın laneti bu. Kadın, bebek, çocuk, insanlığa sığmayacak. Avrupa'daki gavurlar bile bu kadar gavurluk olmaz diyor. Gavur bile telin ediyor. Gavur, gavuru telin ediyor. Lanet ediyor. İnsanlığa sığmamış. İslam'a gerek yok. Gavurluğa sığmamış yaptığı. وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهِ Allah kime lanet etti? فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا Ona yardım bulamazsın. İsrail kıyamet sabahına kadar savaş yapamayacak. Ancak böyle bir eşkıyalık yapar. Cevru zulmeder, mahveder, yok eder. Ama asla bir hakimiyet, asla bir orada bir hükümranlık kuramayacak. Böyle rezil bir şekilde, meyus bir şekilde kahrolup gidecekler. Ben şimdi sağlam bir dua edeyim. Allah askerimizin önünde set olup İsrail'i koruyan terör örgütlerini ve taraftarını kahreylesin. Amin.
şu terör örgütleri olmasa askerimiz önündeki parangalar kırılacak, İsrail'in canını okuyacak. Ama oraya doğru yürüdüğü anda bu kaypaklar, Amerika'nın uşakları, İsrail'in yardakçıları, İsrail'in tetikçileri, alçakları, aman İsrail'e dokunma diye arkadan saldırırlar. Bunlar İsrail'den de alçaktır. Taraftarı ve severleri de dahildir. Ayet-i Kerime geldi, ben söylüyorum. 250-300 tane sen bebek çocuk öldüreceksin. Kur'an-ı Kerim. Ben sıralı gidiyorum. Kur'an-ı Kerim bu hafta bu geldi. Nasıl geldi? İsrail lanet ediyor, ortalığı mahvediyor. Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Bakıyorsunuz, bunu da söyleyeceğim. Devleti idare edenlere dua etmektir. Neden? Canımızı koruyor, vatanımızı koruyor. Asker orada şehit oluyor. Niye? Terörist gelip burada her gün şehrin göbeğinde bombalar patlamıyor muydu? Buralarda emniyet binaları havalara uçurulmadı mı? Kim yaptı bunu? Amerika'nın, İsrail'in enikleri yaptı. Şu anda askerimiz bunların canını okudu mu? Okudu. Tek tek en tepedeki bunların efendim kırmızılarını da üzerine çiziyor mu, yok ediyor mu? Ediyor. Birileri rahatsız oldu. Sen benim kutsalımı öldürüyorsun, aynen Netanyahu'ya benziyorsun diyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Gerçeğin itirafıdır bu. Bize göre Filistinli kadın, çoluk, çocuk mazlum ise, ki öyle, onlar Müslüman ise, ki öyle, bizim için onlar kutsal ise öyle, o mantığa göre de teröristler kutsaldır. Terörist kutsal olduğu için onların da derdest edilmesi, kırmızı kategorideki teröristlerin gebertilmesine tahammül edemeyip feryatlarının tezahürüdür. Allah kendi tasallütlerinde imha eylesin inşallah. Yeter ya, sıkıldık artık. Sıkıldık. Bu kadar zalimi, bu kadar eşkıyayı, bu kadar teröristi, bu kadar dinsizi, bu kadar haini savunmak. Allah bunlara fırsat vermesin. Konu geldi. Bir aydır ders burada kaldı. Dersin konusu, Allah o Yahudilere lanet ediyor. Allah'ın laneti nedir? Allah lanet ettiyse vursun silleyi, göndersin cehennemin dibine. Tekrar ediyorum, Allah'ın laneti insanlıktan çıkacak işler yapmak. Kadın, çoluk, çocuk, bebek katletmek. Yapıyor mu? Yapıyor. Camide ibadet edenlere tasallut edip oralara bombalar yağdırmak. Yapıyor mu? Yapıyor. Kur'an diyor ki en zalim ve men azlemu mimmen mena'a mesacidallah, değerli hocam, en yudkere fîhe ismuhu ve sa'a fî harabiha. Camide ibadet etmeye çalışan, camiyi yıkmaya çalışan dünyanın firavundan daha zalimidir diyor. O zalim İsrail'i ayakta tutan vallahi terör örgütleridir. Taraftarıdır, sevenleridir. Ülkemizi bir yerlere benzeten yapılardır. Allah bu hainlere fırsat vermesin. Böyle bir şey olamaz. Ben burada siyaset yapmıyorum. Aldığım terbiye devletimi idare edenlere dua etmektir. Benim vatanıma ihanet edemezsin. Biz burada canımızı, biz burada dinimizi, biz burada ırzımızı koruruz. Vatanıma, birliğime, askerime bir zarar gelirse, artık dersimizi gördük ya. Orta Doğu'nun hali ortada. Suriye'nin hali ortada. Ne vatan kaldı, ne memleket kaldı, ne yuva kaldı, ne can güvenliği var. Çadırda bile rahat değil adam. Bunu mu istiyorsun? Allah'ın haini, bunu mu istiyorsun? Yeter artık. Allah bu hainlere fırsat vermesin. Şu cuma saati hürmetine. Hiç bu konuya ben vallahi hazırlıklı gelmedim. Ama kaldığımız ayete bakar mısınız? Kur'an konuşuyor. Baksınlar arkadaşlar, sırayla gittiğimiz, burada bitirmişim, sayfayı çevirdim. Bir ay evvel sırayla gidiyorum haftaya. Allah senden razı olsun. Buyurun. Haftaya abi. Em yahsudunen nas ala ma atamullah min fadl. Başka konuya geçecek. Bu haftaki ayet lanet. Allah İsrail'e lanet eylesin. Amin. Taraftarına lanet eylesin. Amin. İsrail'i ayakta tutan terör faaliyeti yapanlara lanet eylesin. Amin. Sevenlerine ve taraftarını da lanet eylesin. Amin. Ayet Kur'an-ı Kerim. Ulaike
اَلَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ. Hoca lanet etmiyor. Yok yok. Kur'an lanet ediyor. Ben ayet okuyorum. Sen eğer Allah'a inancın varsa, peygambere inancın varsa, gönlünde dinine sevgin varsa, o bebeklerin, o çocukların, o kadınların camide ibadet edenlere, taarruz edenlere karşı hala hoşgörülü davranacaksan, buyurun onlarla beraber cehenneme git o zaman. Kusura bakma. Bu kadar da değil. Bu kadar da değil. Biz Kur'an'ın ahkamı mucibince söyleriz. Bunu bir tarafa çekmeye gerek yok. Kur'an-ı Kerim Firavun'u anlatıyor. Kur'an siyaset yapmıyor. Zalimi anlatıyor. Ben burada zalim ve mazlumu anlatıyorum. İşin içerisinde zalim vardır, içerisinde mazlum vardır. İçerisinde zalim ve taraftarı vardır, içerisinde mazlum ve taraftarı vardır. Ben ne diyorum? Öldürülen bebeğin, çocuğun, kadının, mazlumun, mağdurun, Filistin'in, Gazze'nin, din kardeşimin yanındayım. Askerim şu anda zalimin canına okuyor. Askerimin yanındayım. İlan ediyorum. Allah askerimize müthiş cesaret nasip eylesin. Amin. Bu eşkıyanın ve İsrail taraftarının gücünün, tasallütünün yok olduğu günleri Allah bizlere göstersin. Ulaikellezine, onlar lanehumullah. Allah onlara lanet ediyor. Allah'ın laneti, üçüncü kez söylüyorum. Allah bizim gibi, efendim Allah zalimlere lanet etsin. Ben acizim. Bir şey yapamıyorum. Gücüm yetse vuracağım silleyi. Yapamıyorum. Ama Allah'ın laneti nasıl olur? Vursun silleyi. Aceleci değil. O nasıl zalimliğini, İsrail'in zalim olduğunu nasıl anlayacağız? Camide ibadet edenlere efendim iftariyeler Ramazan'da dağıtsaydı, su dağıtsaydı, yardımcı olsaydı, oradaki çocukları, bebekleri sevseydi, onlara elbiseler alsaydı, bu ne zalim İsrail? Nasıl zalim oluyor o zaman? Gerçekten soruyorum. Ne yaptı ki bu adam? Ama ne yaptı? Bebeği öldürdü mü? Beraber konuşalım. Ses! Bebeği öldürdü mü? Kadınları öldürdü mü? Çocukları öldürdü mü? Halkın üzerine bombalar yağdırdı mı? Camidekilere bomba attı mı? İbadet edenlere engel oldu mu? Ha işte zalim. Allah müsaade ediyor ki Allah'ın lanetinin içerisinde olduğu ortaya çıkıyor. Allah istediği için değil. Siz kendiniz, her biriniz farklı memleket, farklı meşrep insanlarsınız. Ama kalbiniz iman dolu. Niye geldiniz camiye? Sizi camiye getiren mecburiyet nedir? Hiçbirinize ben davetiye göndermedim. Bana da kimse davetiye göndermedi. Ben Allah'ı seviyorum, siz de Allah'ı seviyorsunuz. Ben Allah'ta dürüstüm, siz de Allah'ta dürüstsünüz. Ben sizin adınıza konuşabilirim. Siz mazlumu seviyorsunuz, mağduru seviyorsunuz. Darda zorda olanı seviyorsunuz, zalimi sevmiyorsunuz. Kalbiniz iman dolu işte. Bu. Allah size fırsat verdikçe insanlığa hizmet edeceğinize inancım tamdır. Ama o da, Allah ona da fırsat verdikçe, o da gavurluğa ve ihanete, eşkıyalığa ve taraftarına, yapamıyorsa taraftarına destek vermeye hazırdır. İşte cennet, işte cehennem. Allah bizi hakta daim eylesin. Yanlışlardan muhafaza eylesin. Kurban olduğum Rabbimin, Kur'an'ın bir mucizesiyle daha karşılaştı. Kur'an'ın mucizesi vardır, kitapların kerameti vardır. Biliyorsunuz bizim fıkıh heyetlerimiz var burada. Bazı meseleleri okurken kitaplar günün meselesine cevap veriyor. Ulema 1000 sene evvel yazmış. Arkadaşlarla derste deriz, Allah Allah. Tam günün bu saatini anlatıyor. 3 senedir okuyoruz o kitabı. Bugünkü olan hadiseye okuduğumuz konu birebir uyuyor. O kitabın kerameti oluyor. Kur'an zaten mucize. Bu sırayla gitseydik burayı geçmiş olacaktık. Ayet burada kaldı. Onun için bugünkü konuyu dinleyenler, ya İsmail Hoca lanet et. Yanlış konuşuyorsunuz. Allah lanet ediyor. Ben sadece Allah'ın lanetini tercüme ettim. Ve tekrar, Allah zalimlere lanet eylesin. Mazlumlara selamet nasip eylesin. Yeryüzünde sulh, huzur, selamet nasip eylesin. Arkadaşlarımız, ülkemizin bütünüyle alakalı efendim hem Filistin'e dua hem de yardım talebinde bulunuluyor. Filistin'e yardım yapılabiliyor. Ciddi efendim devletimiz olsun, STK'lar olsun, çok rahat bir şekilde oraya yardım gönderilebiliyor.
Hatta biz dernek çalışması olarak arkadaşlar da dün görüşmeler yapıldı. Direkt gönderme olanakları var elhamdülillah. Yeter ki mazlumun yanında olalım. Elimizden gelen desteği yapalım. Allah canınıza, malınıza bereket versin. Rabbim hakta hepimizi daim eylesin. Tekrar kalbi dualarım ya Rabbi. Sen de efendim Zat-ı Pâki Sübhane'de samimi olmaya, Habibine tam ittibaya, ahkam-ı dine tam uymaya, din kardeşlerimizi Allah için sevmeye, ya Rabbi mazlumun mağdurun, muhtacın darda olanın, zorda olanın yanında olmaya muvaffak eyle. Zalimlerin, hainlerin, kötülerin, efendim lanet ettiklerinin de karşısında olmaya bizleri muvaffak eyle. Son nefeste iman kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle. El Fatiha Allah'ım.